Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ekim 22 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, yılın yine önemli bir dönemindeyiz. Tutulma zamanları başlıyor. Yılın 2022'nin ikinci tutulma döngüsü Ekim ve Kasım aylarında meydana gelecek ve bu durum önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkileyecek. Bu ay Koç burcunda bir dolunay, Akrep burcunda bir güneş tutulması var. Merkür retrosu bitiyor ve Mars gerilemeye başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili yengeçler, Güneş ve Venüs 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda olacak. Bu dönem sizin için ayın özellikle ilk yarısında ev yuva alanları, ailevi konular, yaşadığınız mekanlar, buralardaki konuları biraz daha ön plana getiriyor. Venüs iyileşmeler getirebilir. Evde olmaktan daha fazla keyif alabilirsiniz. Aile içi ilişkilerin olumlu ilerlediği bir süreç aslında. Tabii ki ev kurmak, yuva kurmak, taşınmak, evi dekore etmek, güzelleştirmek, aile üyeleriyle ilişkilerinizi güçlendirmek için de fırsatlar getirebilir bu süreç size. Özellikle Venüs'ün iyicil gezegen olduğu için, burada da çok güçlü çalıştığı için bu desteklerini ayın büyük bölümünde alabilirsiniz. Ve 9 Ekim'de Koç burcunun 16 derecesi dolunay meydana gelecek. Bu dolunay öncü burçlarımızı ve tabii ki sizi de çok önemli şekilde etkiliyor. Haritanızın en tepesinde 10. evinde bir dolunay var. Dolunaylar güçlü dönüşümler, tamamlanmalar, sonuç alma süreçleridir. Özellikle geçtiğimiz Mart sonları, Nisan ayında başlamış bazı konular kariyerinizle ilgili buralarda sonuçlanabilir ya da belli bir aşamaya doğru ilerleyebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 16 derece ve yakınlarında güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz var mı? Eğer varsa bu dolunay sizin için çok daha güçlü etkiler getirebilir. Şiron'da birleştiği için içinde biraz hani yaralanma ya da şifalanma süreçlerini de taşıyor bu dolunay. Kariyer hayatınızla ilgili bir dönüşüm olabilir. Tabii sizin isteminiz dışında da olabilir bunlar. Yani bir işten ayrılma, yer değişiklikleri gibi durumlar olabilir. Ya da bir görevi tamamlama. Ya da bununla birlikte beklentiniz varsa bir atama gibi, yani böyle bir durum da söz konusu olabilir. Aile üyeleri, ebeveynler, anne baba dinamikleriyle ilgili konularda hassas bu dolunaydan. Herhangi bir sağlık sorunu olabilir ya da var olan bir sorunun giderilmesi, iyileşmeler söz konusu olabilir. Taşınmalar, yer değişikliklerini de bekleyebiliriz. Bu dolunay ve dolunay etkisiyle ayın 25'ine kadar olan süreç aslında dolunay tesirleri devam ediyor olacak. Evet, Merkür Eylül ayı boyunca geriliyordu ve bu ay 2 Ekim'de artık düzelecek. Önce Başak Burcu'nda, daha sonra 11 Ekim'den sonra Terazi Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Gölge günlerinin tamamlanması ay ortasını bulabilir. Ay ortasından sonra Merkür artık daha sağlıklı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde Terazi Burcu'nda ilerliyor olacak. Bu durum tabii ki bizi zihinsel aktiviteler bakımından olumlu etkilemeye başlayacak. En azından geciken bir şeyler, ertelenen konular ayın ortalarından itibaren hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. 11 Ekim'den sonra Terazi Burcu'ndaki Merkür'ü ev, aile, yuva ilişkilerinde olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Buradaki problemleri daha hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Mesela evde tadilat gibi konular var ve bunlar hep yavaş ilerlediyse, şimdi bunlar hızlanabilir. Daha rahat bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Evet, Plüto Oğlak Burcu'nda retrosunu tamamlıyor, ilerlemeye başlıyor. Tam karşıt burcunuzda sizin için önemli bir Oğlak Burcu'ndaki Plüto geçişi bu. Aslında 2008 yılından bu yana Plüto Oğlak Burcu'nda. Az kaldı. Önümüzdeki 2023 Nisan'ında Kova Burcu'na ilk geçişini yapacak. Bu dönemde biraz artık son demlerini Oğlak Burcu'nda tamamlamaya çalışıyor. Her türlü ilişkilerde belki yıllardır böyle önemli dönüşümler geçirdiniz, geçirmektesiniz. Bunlarla ilgili konularda ileri dönem Plüto bu ay ortaları, özellikle Dolunay döneminde önemli vurgular yapabilir. Bir şeyleri fark etmeniz için karşınızdaki kişiler, işte bir rakibiniz olabilir, açık bir düşmanlık olabilir, bir evlilik dinamiği ya da bir ilişki ya da işbirliği konusu. Hani buralarda güçlü bir gündeminiz olabilir. Dikkat etmeniz gereken ve dönüştürmeniz gereken bazı konular, temalar
olabilir. Bunları da daha güçlü bir şekilde bu ay itibariyle gündeme getirmeye başlayacak. Evet, 23 Ekim'de Güneş ve Venüs teraziden ayrılıyor. Akrep Burcu'na geçiyor. Artık biraz daha eğlenmek, işte romantik konular, aşk konuları, çocuklarla ilgili konular, toplumsal konular, sosyal konular, kişisel girişimleriniz, yaratıcı alanlarınız, Güneş'in, Venüs'ün burç değiştirmesiyle beraber ilgi alanınıza girmeye başlayacak. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nun bir derecesinde yeni ayla birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulmaları genellikle başlangıçları sembolize eder. Akrep Boğa aksındaki ay düğümleri ve bu aksındaki tutulmalar aslında 2 yıllık devam eden bir konu. Önümüzdeki 2023 sonlarına kadar da devam edecek. Daha uzun vadeli, daha köklü bazı kadersel dönüşümler ve yeniliklerle alakalı. Bu tutulmada önümüzdeki 6 ay Nisan sonlarına kadar olan süreç için etkili bir tutulma. 5. evinizde olacağı için keyifli konulara da işaret ediyor. Üstelik Venüs'le de birleşiyor. Venüs aşkı sembolize eder, ilişkileri sembolize eder, sosyal hayatımızı yönetir. 5. evdeki bir Venüs aşık olabileceğiniz bir gündem oluşturabilir. Mesela hayatınızda bir ilişki başlayabilir. Romantik konular hareketlenebilir ya da bir ilişkiniz var, evlisiniz, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Evet, bu tutulma çocuk sahibi olmak isteyen sevgili yengeçler için de önemli bir tutulma. Hamilelik, doğum veya işte buralarda olabilecek artık bir başlangıcı, bir adımı getirebilir hayatınıza. Kişisel yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, bir hobiye başlayabileceğiniz de bir dönem. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakalım. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle sabit burçlarda, Akrep, Boğa, Aslan ya da Kova burçlarının ilk derecelerinde kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olacaktır. Güçlü bir şekilde etkilerini gösterebilir sevgili yengeçler. Ve bu ay yine yılın 2022'nin en önemli gezegen hareketlerinden birisi başlayacak. 29 Ekim itibariyle Mars İkizler Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Mars'ın İkizler Burcu'ndaki seyri Ağustos'ta başladı. Mart'ın 2023 Mart'ın sonlarına kadar da devam edecek. Her iki yılda bir olduğu gibi Mars gerilemesini de yaşayacağız. İkizler Burcu'nda yaşayacağız. 29 Ekim ile 13 Ocak arasındaki süreçte. Mars gerilemeleri tabii ki hem kişisel hem toplumsal alanlarda dikkat çekicidir ve temkinli de olunması gereken dönemlerdir. Üstelik 12. evinizde olacak bu Mars. Mars 12. ev geçişleri biraz zor olabilir. Çünkü kontrolü zor ve anlaşılması biraz gerçekten kapalı olan bir alan 12. ev. Buradaki bir Mars gerilemesi enerjimizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. Güçlü bir enerji düşüklüğü de yaratabilir, konsantrasyon bozukluğu yaratabilir. Aynı şekilde biraz gizli düşmanlıklar, hani sizin çok takip edemediğiniz, fark edemediğiniz, göremediğiniz durumlar yaratabilir. Bu yüzden güvenliğinize dikkat edin. Yaşadığınız mekanlarda güvenliğinize, çalıştığınız ortamlarda güvenliğinize, özellikle ikizler olduğu için bilgi, yani saklanması gereken bilgiler olabilir, sırlar olabilir. Hani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Herkesle her şeyi paylaşmamak gerekiyor. Saklanan bir şeyler açığa da çıkabilir tabii ki. Sizin saklamak istediğiniz konuları da iyi saklamanız gerekiyor bu dönemde. Sağlık konularına özen gösterin. Biraz bilinçaltınız huzursuz olabilir, uyku sorunları olabilir, işte genel bağışıklık sisteminiz zorlanabilir, kronik sorunlarınız artabilir, bulaşıcı hastalıklara falan daha yatkın olabilirsiniz. Özellikle sağlığınıza, ruhsal sağlığınıza, bedensel sağlığınıza, kişisel güvenliğinize bu dönemde çok daha fazla dikkat etmeniz, temkinli olmanız gerekiyor sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.